onunla ilgili. Evet. Peki. Yani enteresan ama. Yani Erdal Bey bizim yayında şimdi biraz kendini tutarak konuştu bence. Ee, çok da yüksek sesle eleştiriler getiriyor. Ama bu iki konu çok önemli. Evet doğru. Demin Gökhan Zan'ı konuştu. CHP'nin adayları şimdi parti meclisi bugün ikide toplanacak toplanacaktı. Dört buçuğa alındı. Bazı adaylar açıklandı, açıklanmadı. Şimdi elimizde Fatih sana döneyim. İstanbul Esenyurt'ta, Bakırköy'de, Çankaya'da, bilinen isimler açıklanmadı. Malatya'da Veli Ağbaba deniyor. Bunlardan bir başlayalım istersen. Hangisi doğru, hangisi yalan, hangisi gerçek? Evet. Şimdi resmi açıklama yapılmadı ama bizim e, muhabir arkadaşımız Burcu Cumhuriyet Halk Partisi'nden bildiriyor. Not da yazıyor bir taraftan. E, hala şunu söylüyorlar. Yani toplantının perşembe veya cumaya kalabileceğini söylüyorlar. Burcu'nun bildirdiğine göre. Yani e, enteresan bir durum, herkesin gözü kulağı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki tane MHK, iki tane parti meclisi yapılıyor. Eğer buna rağmen Perşembe-Cuma'ya kalıyorsa e, o da enteresan bir durum. Şimdi isimleri arkadaşlarımız ekran'a veriyorlardır belki. E, herkesin gözü kulağı Çankaya'da mesela, Kadıköy'de, Bakır, Beşiktaş'ta, diğer ilçelerde. Fakat hala açıklama yapılmaması çok ilginç. Çankaya ile ilgili ben bir iki Telefon trafiği yürüttüm Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle. Şimdi toplantıya katılan isimlerle bizzat konuşuyorum. Diyor ki Hüseyin Can Güner'le ilgili red kararı çıktı. Sonra diyor ki ama yine de diyor şey olacak. Parti meclisinde Hüseyin Can Güner adı çıkar diyor. Henüz bir MYK'da gündeme gelmemiş. Fakat dışarıya çıkan bilgiler çok farklı. Bir tanesi diyor reddedildi. Diğeri diyor MYK'da kabul edildi. Parti meclisinde kabul edilecek. Kafa karışıklığı var. Hüseyin Can Güner aslında ona da haksızlık yapılıyor bence. Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmalar arasında böyle partili kimlikleri de e, rencide ediyorlar. Neden? Çünkü genç, evet çok genç bir isim. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın avukatlığını da yapmış. Ama Hüseyin Can Güner'i tanıyoruz. Çok e, parti emektarı bir insan. Çalışkan, genç, dinamik. Yani iş disiplini olan biri. Partiye emek vermiş birisi. Belediye başkanı olabilir mi? Neden olmasın? Ama... İşte birilerinin yakınlığıyla gündeme geldiği zaman partideki böyle isimler de rencide oluyor. Onun dışında kadın aday olması olacağı söylenmişti Çankaya'da. E, kadın aday filan da olmadı. E, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bugüne kadar seçim öncesinde şunu yapacağız, ön seçim yapacağız dedi. E, anketlere soracağız dedi. E, teşkilata soracağız dedi. Tüm bunların hiçbirini yapmadılar. Tatmin edici bir e, aday belirleme süreci yaşanmadı. İstanbul'da da aynısı oldu mesela. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun durumu ayrı. Ama bütün illere, az önce Erdal Akçünger de söyledi. Adaylarla görüşmek üzere milletvekili heyeti gönderdi CHP. Her ile gönderildi. Gönderilmeyen bir tane il var. İstanbul. İstanbul'a CHP Genel Merkezi adaylarla görüşmek üzere milletvekili heyeti gönderemedi. Ne ayrıcalığı var İstanbul'un? Yani Bartın'a gönderiyorsun. Bu, bu soruyu gönderiyorsun. Bunu cevabını bilmediğin için samimiyetle mi soruyorsun yoksa... <laughs> hayır ben şeyi merak ediyorum ikizim Murat hani Fatih sana da tekrar geleceğim. Bu kaçıncı parti meclisi? Bu kaçıncı? Yani niye bu adaylar çıkmıyor, açıklanmıyor? Murat ya buna bir şey diyemem ama geciktiler hakikaten. O yani gecikme, ben bugüne Murat, kadar ge bugüne kadar dışında bir şey bu var burada. kadar yani. ya sonuçta YSK bir tarih koymuş mu? Ya tamam da ya Murat şimdi ee, sen de hayır top hayır, çizgiye başka, geçti mi diye soruyorsun ya şimdi. Evet top çizgi çekerse geçerse, tamam geçerse gol da, olur. Yani çizgi. şimdi sen bugün ayın kaçı? 12'si birazdan 13'ü. Evet. 15, 17'sine kadar süre vermemiş. Ben CHP'nin hiçbir zaman bu yıllarda baktım. Aralıktan önce bütün adaylarımdan açıklamış. Hep. Ya şimdi Çankaya'da Hüseyin Can adı geçiyor. Hüseyin Can bir ara vekillik yaptı değil mi Fatih? Bir dönem. Yanılmıyorum. Yok. Yok yok. hayır. Yapmadı yok, mı? Ben ya, yani danışmandı. Yapmadım. Öğrenciyken. Onu biliyoruz. Şimdi böyle bir isim. Yani bir... parti teşkilatında çok çalışan, evet. sevilen bir isim. Beli Ağbaba'nın yani eleştiri avu... konusu. Ama evet. burada asıl sıkıntı şu. Yani Ankara. adaylık başvurusu yapılan 25 tane isim var. Bakın bugün Necati Yılmaz var. Eski Ankara milletvekilidir. Onun tweet'ini göndermiştim arkadaşlara. Ekrana verebildiğim varsa. 25 tane aday adayı var. 25 tane aday adayı var. Onlardan hiçbirisini yapmıyorsunuz. Adaylık başvurusu yapmayan bir başka ismi atama yoluyla eee yani atama sana, demiş, Parti Meclisi sana demişler ama. ki Hüseyin Can değil ama sor olabilir. Diğerinde karar vereceğiz ya. Bunu ben şunu öğren, İçeride ne oluyordu o aday çıkmıyor oradan? Zaten